Gün sonundan herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Özlem Karakullukçu. Haftanın ilk işlem gününü birlikte kapatacağız. Bu hafta yoğun, Amerika'da piyasa tatil nedeniyle kapalı. Ancak yurt içi veriler önemli. Özellikle hem bütçe açığı rakamlarını karşıladık Aralık ayında. Tarım üfe rakamları yine geldi. %151 üzerinde bir artış kaydetti. Bunları değerlendireceğiz. Bir diğer tarafta özel sektörün yurt dışı kredi borcu ve aynı zamanda ise gram altının yurt içinde kırmış olduğu rekor seviye Borsa İstanbul performansı olmak üzere detaylı bir analiz yapacağız. Kripto da dahil olmak üzere buna. O yüzden tanıyalım bakalım bugüne kimler eşlik ediyor. Evet, öncelikle haberlerimizle devam edelim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı toplam 7 yatırıma proje bazlı destek verecek. Bu yatırımların cari açığın azaltılmasına her yıl 1,4 milyar dolarlıksa katkı vermesi beklentiler arasında. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bursa, Gaziantep ve Ankara'da 6'sı yeni, bir ilave olmak üzere toplam 7 yatırıma proje bazlı destek verecek. Toplam tutarı yaklaşık 26 milyar lira olan yatırımlar 4691 kişiye ekmek kapısı olacak. Bu yatırımlar cari açığın azaltılmasına her yıl 1.4 milyar dolarlık katkı verecek. Proje bazlı devlet yardımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı. Yürürlüğe giren kararları değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hedefimiz katma değerli üretimli ülkemizi büyütmek. Bu amaç doğrultusunda adımlar atmaya devam ediyoruz. Resmi gazetede yayımlanan kararlarda bunun bir göstergesi. Yatırım, üretim ve ihracata odaklanarak ülkemizi büyüteceğiz. Milli teknoloji hamlesine destek verecek bu yatırımlarla ülkemizi kalkındıracağız," dedi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre sarsılmaz silah sanayi, Düzce'de mühimmat, askeri tüfek ve yarı otomatik tabanca üretim yapacak. 1 milyar 345 milyon liralık yatırımla 286 yeni istihdam oluşturacak. Cari açığın kapatılmasına yılda 105 milyon dolar katkı sağlayacak. Merinos halı, Gaziantep'te polimer cips üretecek. 3 milyar 672 milyon liralık yatırım 285 kişiye yeni iş sağlayacak. Bu yatırımın cari açığın kapatılmasına katkısı yılda 104 milyon dolar olacak. Gedik Kaynak Sanayi, Sakarya'da ileri teknolojili kaynak sarf malzemeleri yatırım yapacak. 903 milyon liralık yatırımla 309 kişi iş sahibi olacak. Proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırılan yatırımlar, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti gibi teşviklerden yararlanacak. Davos'ta 53.sü düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu parçalanmış bir dünyada işbirliği temasıyla başladı. Bu yıl 16 ile 20 Ocak arasında parçalanmış bir dünyada işbirliği temasıyla 53.sü düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu'nda liderlere dünyanın karşı karşıya olduğu krizleri birlikte ele alma ve koordineli eylem planı geliştirme çağrısı yapılacak. Dünya Ekonomik Forumu'nda yapılan açıklamaya göre bu yıl 130 ülkeden 50'si devlet, hükümet başkanı olmak üzere 2700'den fazla katılımcı bir araya gelecek. ABD, Çin ve Rusya gibi ülkelerden foruma lider seviyesine katılım gerçekleştirilmeyecek olması dikkati çekerken Türkiye'den de zirveye resmi bir katılım öngörülmüyor. 53. Dünya Ekonomik Forumu zirvesinde dünyanın karşı karşıya olduğu acil sorunların üstesinden gelmek için çözümlere ve kamu özel işbirliğine odaklanılacak. Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab yaptığı açıklamada küresel ve ulusal düzeyde artan bir parçalanmaya sebep olan politik, ekonomik ve sosyal güçlüklere tanıklık ettiklerini belirtti. Zirvede bu yıl gerçekleştirilecek yeniliklerin arasında daha sürdürülebilir kamu özel işbirliğini ve geniş ölçekte etki sağlamak için harekete geçmeyi teşvik eden meta veri havuzu olan küresel işbirliği köyü de yer alacak. Dünya Ekonomik Forumu'nda bu yıl 6. kez iklim nötr hedefinde gerçekleştirilirken zirve kapsamında iklimin korunmasına yönelik eylem çağrıları yapılsa da forumun davetlileri liderler ve iş insanlarının da birçoğunun Davos özel uçaklarıyla gelecek olması buna gölge düşürdüğü tartışma konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3 aydan uzun vadeli TL mevduatlarda zorunlu karşılık oranlarını sıfırladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası liralaşma stratejisini baz alarak zorunlu karşılıklara yönelik yeni bir adım attı. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre 3 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat için zorunlu karşılık oranları %0 olarak belirlendi. Önceki sistemde 6 aya kadar vadeli TL mevduatlarda zorunlu karşılık oranları %6, 1 yıla kadar olan vadeli mevduatlarda %4 ve 1 yıl ve daha uzun vadeli mevduatlarda %3 olarak uygulanıyordu. Yurt dışından doğrudan temin edilen 6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerindeki artış için ise 2023 yıl sonuna kadar zorunlu karşılık oranlarının %0 olarak uygulanmasına karar verildi. Açıklanan düzenlemenin tesisinde 3 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan 20 Ocak 2023 hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacağı bilgisi paylaşıldı. DEİK İş Konseyleri 2022 yılı olağan mali genel kurulu gerçekleşti. Törende ise Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Nail Olpak 2022 yıl değerlendirilmesi ve aynı zamanda 2023 yılı hedefleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundular. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu çatısı altında faaliyet gösteren iş konseyleri, DEİK 4. Ticari Diplomasi Ödülleri ile 6 kategoride belirlenen toplam 12 ödül sahiplerini buldu. Törene Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve DEİK Başkanı Nail Olpak da katılım gösterdi. Törende konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, DEİK'in iş dünyası için çok önemli bir yerde olduğunu vurgularken, iş dünyasının küresel pazarlara açılmada önemli bir katkısı olduğunu da vurguladı. DEİK Başkanı ise konuşmasında 254 milyar dolarlık ihracatın 250 milyar dolarını DEİK İş Konseyleri'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde olduğunu belirterek, geleneksel pazarlara ilave olarak uzak ülkelerinde temel ihracat hedefleri olacaklarını, Ticaret Bakanlığı ile yapılan uzak ülkeler stratejisi ve eylem planı olduğunu dile getirdi. DEİK Başkanı Olpak, Ekotürk TV'ye bu eylem planı ile ilgili yorumlarda bulundu. 3 bölgede ifade etmek isterim. Ağırlıklı Asya Pasifik ve Latin Amerika, birkaç tane de Afrika'da ülke var. Toplamında 18 ülke. Buralarla olan bizim dünya üzerinde almış olduğumuz dış ticaretteki payımız %1'in üzerine çıktı ama oralarda maalesef bunun yarısı seviyelerinde, hatta yarının da bir miktar altında. Onu da %1 seviyesine getirmek için bir çalışmayız. Koordinasyon Ticaret Bakanlığımızda o eylem planı çerçevesinde hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Olpak, 2023'te Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumu ile Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'na İstanbul'da ev sahipliği yapacaklarını da ifade etti. Avrupa ile yaşanan vize sorununun ne durumda olduğunu da DEİK Başkanı Nail Olpak'a sorduk. Bizim Avrupa ile olan bu ilişkilerimiz maalesef bu noktada. Bir gümrük birliği var, malların dolaşımı serbest. Ancak malların sahibi iş insanların vizelerinde kısıtlamalar veya geciktirmeler var. Malları taşıyan kamyonların geçiş karnelerinde de bu var. Bunu sürekli dile getiriyoruz. Bir kısmının imkansızlıktan olduğunu söylüyorlar, olabilir ama bir kısmı da maalesef politik olduğunu düşünüyoruz. İş konseylerinin ödül aldığı 6 kategori arasında kaynak geliştirme kategorisi, üye ilişkileri kategorisi, medya görünürlüğü kategorisi, networking kategorisi, diaspora kategorisi ve üstün performans kategorisi yer alıyor. Evet, şimdi piyasayla devam ediyoruz. Özellikle Borsa İstanbul performansını şöyle bir genel değerlendirecek olursak, geçtiğimiz haftalarda negatif bir seyir vardı. 5700 biliyoruz ki burada tarihte görülmüş en tepe nokta. Bunun haylice altına geldi fakat bugün ciddi bir toparlanma. 5155'i anlık işaret ediyor. Burada 5050 seviyesi üzerine yerleşmekte. Eğer ki başarısız kalırsa biraz daha satış baskısı ağırlıklı olabilir diyor stratejistler. Ama buradaki 5050 seviyesinin üzerindeki kalıcılık hem bugün aynı zamanda da yarın bunu korursa burada tekrar destek ve direnç noktalarında önemli seviyeleri konuşabiliriz. Alım fırsatı doğuruyor mu? Hepsini değerlendirecek. Şimdi birazdan konuğumuza gideceğiz. Dolar TL 18.79'da, 20.32'de Euro TL, sepet kur 19.55'li seviyelerdeyken altın tarafında tarihi rekor seviyelerde var. Bugün her ne kadar şu an için 3 TL'nin üzerinde bir düşüş görsek de 1156 lira şu an ekranda görmüş olduğumuz fiyat. Ama piyasada biliyoruz ki daha yüksek fiyatlardan, yani artı eksi 10 TL diyebileceğimiz noktalarda satış gerçekleşiyor. Devam edelim. Evet, Avrupa borsaları da dediğimiz gibi Amerika tarafı kapalı. Avrupa borsalarında ise görünüm yatayı işaret ediyor.
Almanya, Fransa, Kakarankak görüntü olarak, renk olarak pozitif ayrışsa da güçlü bir ayrışmadan bahsetmiyoruz. Eurostoxx 50 endeks ortalaması zaten yatay negatifi işaret ediyor. 4159 ve devam ediyoruz. Şimdi diğer rakamları da hemen şöyle hızlıca okuyacağız. Altın onsu 1913 dolar, Brent petrol 84 dolar 85 sent seviyesinde an itibariyle 79 dolar 50 sente yakında ham petrol varil fiyatı var. Asya piyasaları haftaya biraz daha pozitif başladı. Yende değer kazanımı var. Japon endeksini biraz daha burada baskılamıştı. Birazdan yine orada da dolara karşı diğer güçlü para birimlerinde çevirisine bakacağız. Petrole de bakacak olursak genel biraz daha haftaya düşüşle başladığını görüyoruz. Dolar endeksi de düşüşünü sürdürdü. Amerika olmak üzere başta gelişmiş ülkelerde enflasyonun bir miktar aslında gevşemesi konuşuluyor ve bu durumun büyümeyi baskılayan sıkılaştırıcı politikaları frenleyebileceği düşüncesi geçtiğimiz hafta piyasaları biraz daha pozitif etkilemişti. Bunun fiyatlamalarına şahit olduk. Bu pozitifliğin oluşturduğu maraton ardından Asya endeksleri ise yeni haftaya da yine yükseliş eğilimiyle başladı. Hong Kong keza aynı şekilde %0,7'nin üzerinde bir büyüme kaydetti. Çin endeksi aynı şekilde. Bu hafta bu bölgelerden de yoğun bir veri akışı alacağız. Gayri safi yurt içi hasıla verilerini karşılayacağız. Bunları da konuşacağız efendim. Ve hem de aynı zamanda da bilanço sezonunu da artık sürüyor diyebiliriz. Kriptoya da bakalım. Bitcoin gerçekten hafta sonu tüm yatırımcılarını şaşırttı. Tekrar rekor seviyeleri geldi. En önemli kritik noktaları geldi. Aslında 20 bin doların üzeri psikolojik olarak alım için güçlü bir noktaydı. Burayı kırdı ve burada kalıcılık sağlama niyetinde gibi 20.820 dolardı şu an için. Ethereum 1600 dolarların üzerinde seyretmişti. An itibariyle 1545 dolarlı seviyelere şu an için yakın. Bakalım enflasyonla ilgili verilerde az önce de aktarmıştık. Buradaki biraz daha rahatlıyor olması piyasaların aslında faiz tarafında ve parasal sıkılaştırmayı biraz daha burada hafifletebilir ihtimalini de kripto gerçekten muhteşem fiyatladı. Evet efendim, şimdi gidiyoruz altın ve para piyasalar uzmanı İslam Memiş'e. İslam Bey hoş geldiniz, iyi haftalar. İyi haftalar, hoş bulduk, iyi yayınlar Özlem Hanım. Teşekkür ediyorum. Ben genel sizden bir küresel yorum almak istiyorum öncelikle. Yakın takibinizde hem altını hem doları böyle küresel bir tarafıyla takip ettiğiniz için bugün her ne kadar Amerikan piyasaları tatil olsa da Asya, Avrupa, Amerika neleri konuşuyor? Enflasyon verilerini karşılamaya başladık. Bu hafta büyüme rakamları gelecek Asya tarafında. Önemli veriler aslında 2022 yılının artık pik noktalarından uzaklaştığımızı da gösteriyor. Genel bir parasal sıkılaşmada gevşeme olma ihtimalini nasıl okumak lazım? Sizden dinleyelim. Buyurun. Bu hafta özellikle Davos zirvesini yakından takip edeceğimi söyleyebilirim. Özellikle bu taraftan gelen açıklamalar da önemli olacak. Merkez Bankası başkanlarının açıklamaları da önemli olacak. Bu da küresel piyasalara yeni bir seyir, yeni bir fiyatlama, yeni bir hikaye olarak yansıyabilir diye düşünüyorum. Tabii jeopolitik riskler ve resesyonun haricinde bu hafta yine Asya tarafından ve diğer ülkelerden gelecek önemli veriler de var. Küresel piyasaların odağında genelde biraz daha FED'e yaklaştığımız için önümüzdeki iki hafta boyunca FED'e odaklanacağımız bir süreç olur diye düşünüyorum. Fed'in özellikle 25 baz puanlık faiz artırımı yapması, sürpriz yapmaması piyasalardaki iyimserliği biraz daha artırabilir. O yüzden yılın ilk çeyreğiyle alakalı küresel piyasalarda çok da kötümser olmadığımı söyleyebilirim. Ancak öngörülemeyen jeopolitik riskler veya farklı riskler olmaz ise yılın ilk çeyreğinde Fed'in biraz daha küresel piyasaları pozitif yönde etkileyeceği bir süreç olur diye düşünüyorum. Evet, peki o zaman riskli piyasalarla ilgili beklentiler nasıl sizce küresel tarafta? Genel işte 2022 yılını devirdikten sonra 2023 yılı risk hisse senetleri için, riskli piyasalar için biraz daha zor geçebilir. İşte biraz daha satış tarafı ağır kazanılabilir deniliyor. Ancak gel gör ki alternatifsizlik dünya genelinde de aslında tamam biz de her ne kadar daha üst seviyede de olsa dünya tarafının dünyada da genelde biraz daha hisse senetlerine hala sanki bir güven var. Yani en ufak bir haber akışında piyasa bunu olumlu, riskli piyasalar bunu olumlu fiyatlıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Var mıdır? Özellikle 2023 ilk 6 ayı pozitif geçme ihtimali güçlü müdür?
biraz karmaşık geçecek diye ben tahmin ediyorum. Yani iyimserlik korunmaya devam edecek. Yani piyasalar her zaman iyimserliği yavaş yavaş bir fırsata çevirecektir. Ancak biraz daha karışık yıl bekliyorum ben. Her ayın ayrı bir hikayesi, her ayın ayrı bir fiyatlaması olabilir karşımızda. Tabii sistematik bir şekilde küresel piyasalarda riskli varlıklarla alakalı yatırımcıların bu tarafa yönlendirilmesiyle alakalı ciddi bir süreçten de aslında 2022 yılında geçtik. Alternatifi sunulmayan riskli piyasalarda mutlaka ya sert yükselişler ya da sert düşüşler konuşulur. Şu andaki konjonktürde yükselişler ve iyimserlikler konuşuluyor. Bir miktar bu iyimserlik devam edebilir ama tekrar jeopolitik risklerde bir miktar tırmanmalar yaşanırsa, resesyon farklı fiyatlanmaya başlanır ise bu sefer burada bozulmalar da görebiliriz. Yani ben yine sepetlerde mutlaka bulunması gerektiğini şahsen düşünüyorum ama aman aman bir pozisyonla veya çok yüksek bir beklentiyle 2023 yılında beklememek gerektiğini düşünüyorum. Riskleri dağıtmak gerektiğini düşünüyorum. İçerideki kaygı bambaşka. Yani içeride farklı bir durum var. Yani biz dünyanın tersine bir şekilde fiyatlamalarımız gerçekleşiyor. İçerideki yatırımcının da küresel piyasalara kıyasla daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Peki TL varlıklar özelinde de o zaman değerlendirme alalım. Uzunca bir süredir TL varlıklar tarafında kazanım az olduğu için, tasarruflar korunamadığı için riskli piyasalarda ki algı tam olarak algılanmadan borsa tarafına bir gerçekten ciddi bir akış geldi. Yani hem evet. yeni müşteri potansiyeli oldu hem de ciddi bir hacimle burada Borsa İstanbul'un rallisini uzunca bir süre seyrettik. Bugün biraz daha yine düzeltme ihtiyacı var gibi 5150 üzerinde tutunuyor. Evet. Ancak dilerseniz buradaki hem bir riskleri yani görmeden şöyle atladığımız riskleri konuşalım sizinle. İkincisi de burada 5100 seviyesi yani bu alternatifsizlik Borsa İstanbul karakterini değiştirdi. Sürekli bir yükseliş ardı ardına gelme ihtimali güçlü mü değil mi? Yoksa satışlar gerçekten derin olabilir mi? Satış fırsatı vermez mi? Biraz da bu açıdan da bir değerlendirmeyle size bırakıyorum yorumu. Buyurun. Tabii ki. Özlem Hanım şimdi Borsa İstanbul Endeks tarafında sizin ifade ettiğiniz gibi %3.45'lik bir değer artışı var. 5157 puan seviyesinde. Benim takip ettiğim kısa vadeli bant aralığı 4750-5250 aralığı. Bu bant aralıkları önemli. Ancak buradaki dalgalı seyir halen devam edebilir. Yani ne yükselişler aslında bitti ne de satışlar bitti. Yani şu anda biraz daha cılız bir şekilde dalgalı seyirini sürdüren bir fiyatlama var. Ama yön tayin etmedi kendine. Kendine bir yön tayin etmesi için de yeni bir düzeltme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü günlük bazda Borsa İstanbul tarafındaki hikaye farklılaşmaya devam ediyor. Yaş ortalaması ciddi anlamda düştü. 25-35 yaş grubu var ve kısa vadeli bir yatırımcılar oluşturdu. Ve daha önceki yıllarda, daha eski yıllarda, bundan 20 yıl önce, 30 yıl önceden bahsediyorum. Daha önceki yıllarda yine en azından orta vade bekleyebilen yatırımcıların, profesyonel destek alan yatırımcıların daha çok olduğu bir piyasadayız. Ancak sistem değişiyor, alışkanlıklar değişiyor falan derken kaldıraçlı işlemler geliyor, kredili işlemler geliyor. Bunlar da bir hayli fazlayı bozmakta ısrarcı oluyor. Yani yatırımcıyı ayrı bir değerlendirmek lazım. Kredili işlem yapanları, açığa satış yapanları ayrı bir değerlendirmek lazım. Alınan kararları yeniden değerlendirmek lazım. Burada olumlu süreçler de var, olumsuz süreçler de var. Yani olumsuz sürecin etkisi de acemi yatırımcıların. Bu piyasaya hızlı giriş yapmış, kısa vadeli bekleyen yatırımcıların da ciddi bir anlamda zarar etti ve borsaya karşı bir güvenin kalmadığı psikolojik bir süreçten aslında geçiyoruz. Çünkü insanlar kazanmaya hevesli, kazanmaya aç bir şekilde bu piyasayı göz önünde büyüttükleri için işte 2022 yılının son çeyreğinde %196 civarında değer arttı. 2023 yılında da aynı %196 bir getiri sağlar. Ben bu şekilde kendimi korurum, para kazanırım. Düşüncesinde olan insanların topluluğunu biraz daha arttığı bir süreçten geçiyoruz. Ve yine 5-6 aydır bütün yatırımcısına dilim döndüğünce, aklım erdiğince de sık sık uyarılarda bulunur. Bilin ki arkadaşlar burası bir kumar piyasası değildir, yatırım piyasıdır. Varlıkların üzerinden yatırım yaparken risklerinizi mutlaka dağıtmanız lazım. Mutlaka kredi işlemden, uçak satışlardan, açık alımlardan uzak durmanız gerekiyor. Bu piyasayı farklı değerlendirmeniz gerekiyor. Yani aldınız, kenara koydunuz ve 6 ay en az 1 yıl beklediniz. Ki uzun süre bekleseler daha iyi aslında da
Bugünkü koşullarda 6 ay bile bekleyenlere çok şükür diyoruz. Yani o iş o duruma geldi. Ben aşağıda 4750, yukarıda 5250 puan seviyelerini takip etmeye devam ediyorum. Ancak yine geri çekilmelerin devam edeceğini öngörüyorum. Özellikle 4400 seviyesine kadar bir dip oluşumu olabilir. Ama oradan hızlı bir atakla tekrar 6100-6500 puana kadar da bu yükselişlerin devam etme ihtimali çok yüksek. Sistematik bir şekilde korunan, yatırımcıların bu tarafa biraz daha her geçen gün teveccüh gösterilen bir süreçten geçiyoruz. Ancak ters pozisyonda kalanlar, o zirveden bu piyasaya gelecek olanlara da aman dikkat edin. Çünkü profesyonellerin satış yapacağı yerden siz alım yaparsınız, aylarca beklemek zorunda kalırsınız. O fırsatlardan yararlanamazsınız. Belki o tekrar eski seviyelere geldiği zaman yıl bitecek ve yıl boyunca da borsadan bir şey getiri elde edemeyeceksiniz. Bu da sizin koca bir sıfır olarak karşısına çıkar. Borsa tarafında da yine sepet kültürünü önemsiyorum. Yani yatırımcılar yine hisse senetlerinde belirleyici bir şekilde en az 4 parça, 4 hisseyi satın almalı. Tek bir hisse de beklememeli diye düşünüyorum. Ama Türkiye seçim sürecinde hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem Hazine Maliye Bakanlığı ve diğer finans ve kurum ve kuruluşlarda kur ataklarına çok kolay müsaade etmeyeceklerdir. Borsanın desteklenmesi için farklı enstrümanlar çıkarmaya devam edecekler. Ve özellikle Amerika Merkez Bankası Fed'in politikalarına biraz daha yumuşama göreceğimiz için yılın ilk çeyreğinde Mart sonu gibi. Bu da bizi olumlu yönde destekleyecek faktörler arasında. Dediğim gibi aşağıda 4400 dip seviyesi, yukarıda 6500 seviyesi de direnç seviyesi olarak takip edeceğim uzun vadedeki bant aralıkları. Altın onsuna geçecek olursak orası da gerçekten 2023 yılına güçlü girdi ama yine bir bant aralığında fakat önemli bir seviyede diye düşünüyoruz. Yani 1900 dolarla evet. Seviyeler yakın mı değil mi? Yurt içinde ise gram altının rekor seviyelerini zaten izliyoruz. Yani yurt içi verilerle birlikte beklentileriniz özellikle kısa vadede altında nasıl? Tabii ki pozitif her zamanki gibi. Yıla 1824 dolar seviyesinden başlayan ons altın 1929 dolar seviyesine kadar yükseldi. 100 dolardan fazla bir getirisi oldu son 3 haftada. Ve özür dilerim son 2 haftada altın ons fiyatında geçen haftalarda yatırımcısına şöyle uyarılarda bulundum. Tamam hızlı bir yükseliş gördük. Yıl içinde bu yükselişler devam edecek. Beklentim o yönde işte 2000 dolar seviyesi, 2250 dolar seviyesi hatta 2500 dolarlara görülme ihtimalinin yüksek olduğu bir yıla girdik ve emtia fiyatlarındaki bu rally'ler yine yıl içinde devam edecek. Ancak kısa vadeli hızlı yükselişler yaşandığı için şimdi kar satışlarına odaklanmamız lazım. 1824 dolar seviyesine yıla başlayan ons altının 1929 dolar kadar çıkması beraberinde kar satışlarını getirecektir. Şu an itibariyle 1929 dolar seviyesi test ettikten sonra 1913 dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Aşağıda 1850-1835 dolar destek seviyelerini takip etmeye devam ediyorum. Bu satış baskısı da önümüzdeki haftalar veya önümüzdeki iki hafta boyunca sürebilir diye düşünüyorum. Orta ve uzun vadede yıl içerisindeki zirve seviyem 2500 puan seviyesi, dip seviyesi olarak takip edeceğim 1815 dolar aralığı var. Bu bant aralığı da geçerliliğini korumaya devam ediyor. Gümüşle ilgili biraz daha detay alalım mı sizden İslam Bey? Son bir iki dakikamız kaldı ama yine de gümüş gerçekten ikiye böldü yatırımcıları. Fırsat var, fırsat yok diye ama bu sene sanki biraz bir farklı bir rota çizecek gibi. Gümüşün ons fiyatı bugün gün içerisinde 23.93-24.50 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Şu anda 24 dolar seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürüyor. %1 civarında bir satış var. Gümüş tarafında da geçen hafta yatırımcısına aynı şekilde uyarmıştım. Kısa vadeli bir geri çekilme mümkün olabilir. 23.80 dolar destek seviyesi var. Onun aşağısında 23.50 dolar seviyesi var. Bu bant aralıklarına dikkat edin. Çünkü aşağıya teknik bir düzeltme yapması lazım ki yine yükselişlerde de sağlıklı bir şekilde devam edebilsin. Yıl içerisinde 40 dolar ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyorum. Ancak kısa vadede 23.80-23.50 dolar seviyeleri benim için önemli. Bu da elinde dolar bulunduran yatırımcısı için yine bir şans sunmuş olacak. Elinde dolar bulunduran yatırımcılar orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurabiliyorlarsa, sepetinde emtia yoksa, bugüne kadar emtialara giriş yapmamışsa, gümüş şu anda 24 dolar seviyesiyle benim nazarımda ucuz kalmaya devam ediyor. İslam Bey çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ediyorum. İyi çalışmalar, sağ olun. Sağ olun. İslam Memiş, altın ve para piyasalar uzmanı bizlere eşlik etti. Kısa bir ara sonrasında tekrar buradayız.
Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Kripto parayı konuşacağız efendim. Alto İşler kripto para uzmanı bizlerle birlikte. Alto hoş geldin, iyi haftalar. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, şöyle hemen bir Bitcoin ve daha doğrusu kripto para piyasasını dinleyelim mi? Ne oldu hafta sonu da böyle bir gerçekten ciddi bir rally yaptı. Psikolojik seviyenin üzerine geldi. Hala orada bir tutunma çabası var. Genel senden dinleyelim mi? Evet, Bitcoin'de uzun zamandır beklediğimiz o güzel boğa hareketini sonunda gördük ve Bitcoin 20 bin doların üzerine çıkmayı başardı. Açıkçası tabii ki bu FTX kriziyle olsun, batan borsalar, batan şirketler vesaire derken piyasa bayağı bir ayının dibine kadar yaşamıştı. Bu sorunların yavaş yavaş piyasa üzerindeki etkisini kalkmasıyla bir de ABD tarafından tabii ki enflasyon verilerinin çok iyi gelmesiyle beraber piyasalar açıkçası 2023'te bir bolluk, parasal bolluk dönemi yaşayabileceğimizin satın almasını yaptı. Bir de tabii ki çok aşırı diplerdeydik yani. Satış koşulları olarak piyasanın birazcık fazla satış koşulları, aşırı satış koşullarındaydık. Onun da bir düzeltmesini görmüş olduk. Tabii ki burada olumsuz haber akışı pek olmaması ve bununla beraber de insanlarda alım iştahının yükselmesi diyelim, bizi şu anki olduğumuz yere getirdi. Tabii ki 20 bin dolar teknik olarak ve hem teknik olarak hem de psikolojik olarak önemli bir seviyeydi. Bizim 2017 dönemindeki zirve fiyatımızdı. Onun üzerine geçen her gün aslında piyasaya birazcık daha böyle bullish bir izlenim veriyor diyebiliriz. Peki şöyle Bitcoin tarafına ben bakıyorum. Psikolojik seviye artık ne oldu? Yani şöyle ben geçtiğimiz konuşmalarda hatırlıyorum. Stratejistler, analistler genelde işte bu 17 bin, 18 bin dolar bandında gezinirken alım fırsatının 20 bin dolar üzerinde kalıcılık sağlarsa aslında özellikle biraz daha riski azaltmak istiyorsak 20 bin dolar üzerinde kalıcılık göstermesiyle birlikte alım yapılabilir beğenileri vardı. Şu an geçerli mi? Özellikle 20.800 dolar üzerinde bu kapanışlar kriptoda, Bitcoin'de ayı piyasasının artık geride olduğunun işaretini vermeye başladı mı, başlamadı mı? Bu açıdan, yatırımcı açısından da dinleyelim Alto İşler. Buyur. Tabii ki ayı bitti demek için çok erken. Yani ilk yükseliş dalgasında tamam, yeniden bir zirve koşusu geliyor demek için yolun daha çok başındayız. Ya bundan öncesiyle alakalı şunu söyleyebilirim. Bitcoin'de aslında teknik seviyeler biraz daha 18.500 dolarlar seviyesindeydi. 20 bin tabii ki önemli bir seviye ama son zamanlarda birazcık short sayılarının piyasada düşüş yönlü işlem açanlarının sayısı çok fazlaydı. Onları oldukça sıkıştırdılar. O tarafta çok ciddi likidasyon sağlandı. Ben açıkçası bundan sonra ne beklerim? Buralardan almak çok daha riskli hale geldi. Öyle yani mi? Pek çok altcoin'de şöyle söyleyeyim. 15 gündür üst üste yeşil yakan altcoin'ler var mesela. Buralarda bir düzeltme gelmesi kaçınılmaz. Bitcoin için de bu. Açıkçası bundan sonra bence yönün nereye olacağını Bitcoin'in ilk düzeltme verdiğinde gideceği yer belirleyecek. Eğer biz buradan gelecek ilk ciddi düzeltmede 19 bin dolarlarda kalabilirsek eğer, biz artık deriz ki tamam, dip seviyeleri gördük. Bundan sonra yeni bir işte seviyeler, kademeler oluştu. Bundan sonra hedefimiz önce 24 bin, daha sonra 29-30 bin dolar diye konuşabiliriz. Keza önümüzdeki dönemde işte teknik olarak konuşacak olursak 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı yukarıya doğru kesmesiyle beraber bir golden cross senaryosu da gündemde. Özellikle işte Mart ayıyla beraber biz bunu göreceğiz. Çok teknik olarak geleceği belli. Biz daha önce Bitcoin'de Golden Cross'tan sonraki birkaç ayda böyle çok ciddi yükselişler geldiğinde pek çok kez tecrübe ettik. Evet. Bir de dünyanın koşulları ortada. Tabii ki baktığınızda ABD'de artık faiz arttırımlarının hızlı bir şekilde azalması bekleniyor. 0.25'ler ve belki artık durması önümüzdeki dönemde konuşulacak. Bütün bunlara baktığımızda kısa vade için tabii ki risklidir. Yani o bu kadar zaman, kısa sürede bu kadar yükselen her varlık düzeltme görür. Fakat birazcık daha orta vade, böyle aylar bazında baktığımızda bence daha şu an yolun başındayız. 2023 kripto paralar ve özellikle altcoin'ler için çok iyi geçecek diyebilirim. Hacim tarafı nasıl peki? Özellikle kurumsalların portföylerindeki gelişme, bunları net görüyoruzdur diye düşünüyorum Altu. Biraz da bu açıdan değerlendirelim. Kripto para çünkü her ne kadar daha küçük yatırımcının elinde çokça bulunduğu zaman daha performansı zayıf kalıyor, cılız kalıyor yükselişler. O yüzden de gerçekten büyük kurumların burada yatırımları önemli. Evet. Dilersen de bu arada bu yükselişle beraber bir değişiklik de gözlemlendi mi? Bunu da dinleyelim. Buyur. Açıkçası 20 bin dolar altı, ben daha önce pek çok kez, pek çok yayında söyledim.
Bir 20 bin dolar altı Bitcoin kademeli alım için ucuz Bitcoin'dir. Keza altcoin'lerde de öyle. Bitcoin 20 bin dolar altına geldiğinde artık biz hani 10 bin mi olur, 5 bin mi olur diye böyle dibini yakalamayı beklemeden kademeli olarak alınması gerektiği yönünde bizim görüşümüz. Bunun, şu anda da zaten pek çok kurumsalın bu şekilde yaptığını görüyoruz. Bitcoin 20 bin doların altına geldiğinde MicroStrategy olsun, diğer işte yatırım fonları olsun. Bunları kademeli olarak 18 bin dolar, 17 bin dolar artık onlar kendi durumuna göre OTC'den bunları aldığıyla alakalı paylaşımları biz gördük. Açıkçası benim şöyle bir beklentim var. Piyasa biraz daha toparladıktan sonra biz özellikle ABD tarafında çeşitli kurumlardan böyle çok bildiğimiz firmaların bilançosunda Bitcoin ve kripto paraların geçmeye başladığını göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bizim zaten biliyorsunuz kripto piyasalarda birazcık bu tür haberlerle beraber spekülatif bir etkiyle çok hızlı bir şekilde yükselir. Biz gene buna benzer bir dönem yaşayacağımızı düşünüyorum. Keza hatırlarsanız Tesla daha önce işte kripto paralara Bitcoin'e olumlu yaklaştığında bununla alakalı bir haber geldiğinde piyasayı ne kadar yukarı taşıyabildiğini görmüştük. Biz yine benzer şekilde bu sefer belki farklı firmalardan 2023 yılında alımlar geldiğini göreceğiz. Ve zaten bunlar işte hepsi boğanın ayak sesleri oluyor. Bu sefer belki şimdilik diyeyim en azından 2023 için yeni bir tüm zamanların zirvesi koşusu gelir mi? Bence daha ona daha var. Yani şu an yeteri kadar o dünyada para bolluğu yok. Covid döneminde o Covid döneminle beraber o para basılığı ve insanların işte çılgın gibi bir şeylere yatırım yaptığı o döneme şu an çok uzağız. Ama onun başın gibiyiz. Yani bu Fed birazcık daha sıkılaşmaya başladığında bütün dünyada artık bu sıkılaşmalar bittiğinde pardon. Ortada bir bolluk oluşacak ve bu bollukta bence kripto paralar tekrar çok ciddi bir yatırım görecek. Ben hep şunu söylüyorum özellikle kripto paralarla ilgili. Pek çok varlığa yatırım yapabilirsiniz ama yüzdesel olarak bu kadar kısa vade, bu kadar yüksek yüzdeyi hala vadeden en ciddi yatırım bence Bitcoin ve diğer kripto paralar. O yüzden bu yatırımcının buraya ilgisi bitmez. Sadece herkes doğru zamanda gerçekten boğanın geldiğine inandığında girmek istiyor. Bu da yatırımın bir cilvesi. Düşerken hani düşüş bitmeyecekmiş gibi gelir. Bir kere yükselmeye başladığında da hiç bitmeyecekmiş gibi tekrar yükseliş düşünür. Şu anda pek çok kişi düşüşün hiç bitmeyeceğini düşünüyordu ve piyasaya küsmüştü. Ama sizin de biraz önce söylediğiniz gibi 20 bin doların üzerine gelecek bir kalıcılık, biraz daha Bitcoin'in kendine burada altcoin'lere yer açmasıyla beraber tekrar içeriye yeni yatırımcı akını gelmesi bence çok mümkün. Alto zaman zaman kripto para piyasasındaki böyle hareketleri bazı endeksler ya da bazı diğer ürünler üzerinde bir korelasyon içerisinde olduğunu gördük. İşte bunun içinde altın var mesela. Altın onsuyla zaman zaman ters korelasyona da girdi ya da tam tersi işte buradaki hacim tarafı altınla kıyaslandı. Sonra Amerikan vadeli riskli piyasalarına çok kendini adapte etmişti. Oradaki hareketler özellikle kripto para piyasasında net bir şekilde okunabiliyordu. Şu anki genel görünüm kripto para diğer piyasalarda hangisiyle daha çok eşleşiyor, daha çok orada nasıl diyelim biraz daha paralelinde gitmeye çalışıyor ya da tam tersi ters bir korelasyon içerisine girdiğini söyleyebilir miyiz? Var mı böyle bir analiz şu an için? Evet var. Aslında şu anda Amerikan borsalarıyla çok paralellik gösteriyor. Hı hı. Bunun sebebi de aslında birazcık Amerikan yatırımcısının özellikle Amerikan kurumsalları tarafından çok ciddi bir alım olduğundan dolayı yani o tarafta sonuç olarak kurumsallar davranış olarak nasıl ABD borsalarında hangi davranışı sergiliyorlarsa Fed'in aksiyonlarına karşı kriptoda da benzer hareketlerde bulundukları için şu anda piyasalar birazcık ona endeks gidiyor. Tabii bunda şunun da etkisi var. Bitcoin dolar karşısında fiyatlanan bir varlık. Yani Bitcoin karşısında evet. Dolar üzerinden gittiği için doğal olarak dolar endeksiyle de birebir ilintili. Tabii bir dönem gerçekten altınla çok orale gitmişti ama bu daha çok şöyle söyleyeyim, altının beklenenden fazla sabit gitmesiyle beraber bu korelasyon koptu. Çünkü Bitcoin çok volatil bir varlık ve daha çok işte daha spekülatif tarafta diyelim hisse senetleriyle ABD özellikle Amerikan teknoloji şirketleriyle beraber çok koreli bir şekilde ilerledi. Önümüzdeki dönemde de ben Amerikan teknoloji endeksleriyle Bitcoin'in benzer şekilde gitmesini açıkçası daha makul görüyorum. Çünkü yatırımcı kitlesi de benzer yani ne bileyim. Burada bir Meta hissesi alan, Tesla hissesi alan vesaire. Ona kripto almaya da daha eğimli kitle yani kitleler de birbirine benziyor. O yüzden şu anda dünyada öyle bir trend var. O zaman şöyle biraz da kripto tarafında altcoin'leri de değerlendirecek olursak daha doğrusu blok zincir üzerinde yeni işler işte NFT, Metaverse çok konuştuğumuz konularda altı. Bunlarla ilgili son gelişmeler nelerdir? Özellikle Ethereum tarafında güçlendirecek bir haber akışımız var mı?
Açıkçası şöyle, yani bundan önceki dönemlerde biz şunu görmüştük. Bitcoin'in yükselişinin ardından altcoin'lerde çok ciddi bir yükseliş geliyordu. Şöyle söyleyebiliriz, altcoin'ler şu an çok ciddi bir şekilde negatif ayrışmıştı. Bunun düzeltmesi içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemde öncelikle tabii ki o Web3.0 furyası, Metaverse furyasının devam edeceğini tahmin ediyorum. Tabii bununla birlikte bir de yeni trendler var. Sosyal fay olsun, yani sosyal medya platformu tokenları olsun. Keza AI, yani yapay zeka üzerinde hizmet veren tokenların da belli bir ve hizmet vereceğini söyleyen tokenların da diyelim belli bir hype yakaladığını görüyoruz. Yani altcoin'lerle ilgili ben şu an oldukça pozitif durumdayım. Çünkü o kadar büyük bir düşüş vardı ki şu son yükselişle beraber son 15 günde bir yükseliş trendindeyiz. Yani çoğu aslında sadece hareketli ortalamalarına yaklaştı. Ortada gerçek manada bir boğaya daha çok var ve buralara geldiğinde yatırımcı çok ciddi kazanç potansiyeli sunabilirler ki sunacaklarına da ben inanıyorum. O zaman biraz da yurt içindeki değişimlerden de bahsedelim. İşte mesela yurt içinde en çok konuşulan kripto paralarda AVAX vardı. Bunun bir tarafı Türk mühendisi tarafından geliştirilmişti. Bunun gibi diğer Türkiye'de yatırım gerçekten riskli piyasalara olan ilgi çok yüksek. Ama bu FTX olayından sonra biraz böyle bir kopuş oldu ve hem Borsa İstanbul'a yaradı ama yine de riskli piyasalara giden bir hacim var. Burada hem yurt içindeki çalışmalar aynı zamanda buradaki hacmin tekrar eskisi gibi olduğunu düşünüyor muyuz, yoksa olma ihtimali var mı yok mu? Biraz da Türkiye'nin kripto para piyasasına bakışını öğrenelim mi? Tüm dünyada aslında hacimler çok düştü. O yüzden Türkiye özelinde çok bir ekstrem bir farklılık oldu. Tabii bizde şöyle bir farklılık oldu. Diğer taraflarda kriptodan çıkan paranın gidecek yeri o kadar rahat değildi. Fakat Türkiye'de baktığımızda BIST'te çok ciddi bir rally olduğu için oradan bunu bir şekilde yatırımcı oraya kaydı. Ben bu yatırımcının kriptoya geri geleceğini düşünüyorum. Çünkü bunlar biraz daha böyle yüksek gelir, hızlı ve yüksek gelir bekleyen bizim belli bir yatırımcı kitlemiz var. Bu çok ciddi bir kesim oluşturuyor Türkiye'de. Onların geri döneceğini düşünüyorum ben açıkçası. Şu anda eğer doğru boğa şartları oluşursa, çünkü Türkiye'de hani biz konuşuyoruz işte BIST'te şu kadar milyon yatırımcı oldu vesaire diye çok rekorlar kırdı, çok iyi gitti diyoruz ama baktığınız vakit kimlik doğrulaması yapmış Türkiye'deki kripto yatırımcı sayısı BIST'in hala iki katı. Yani insanlar aslında kripto parada bir hareket olduğunda buraya çok ciddi bir para akıtma potansiyeline sahip. Bir de Türk yatırımcısı bu kriptoya alıştı. Dünyada bu adaptasyon süreci her ülkede bu kadar hızlı olmuyor. Türk yatırımcısının risk iştahının yüksek olması diyelim, bizim kendi kronik enflasyon sorunumuzdan kaçmak için bu tür şeylere gitmek olsun diyelim. O yüzden Türk yatırımcısı bence kriptoyu çok seviyor. Zaten dünyada da borsa hacimlerine baktığımızda Türkler şu kötü piyasada bile hala çok iyi durumdalar. O yüzden ben açıkçası Türk yatırımcının tekrar kriptoya eskisinden daha fazla olarak döneceğini düşünüyorum. Piyasa koşulları iyileştiğinde yeniden Türkiye'de böyle bir buraya başlayacaktır. Tabii ki FTX olayı olsun, işte daha önceki TODEX olayı olsun vesaire, bunlar güven kıran şeylerdi ama sıcak para akmaya başladığı zaman Türk yatırımcısı bunların hepsini unutup tekrar piyasaya dalacak diye düşünüyorum. Peki bir tarafta da aslında dediğin gibi kripto para biz evet hemen adapte olduk ama biraz yatırımcı gözüyle, daha doğrusu kısa sürede güzel karlar yapmak, ama tabii burada tam tersi de oldu. Ama kripto para piyasası birçok aslında alana hizmet ediyor. Yani birçok artık noktada konuşabileceğimiz bir gündemi var. Çok gerçekten ne soracağımı bazen şaşırıyorum Altuğ. Yani hangisinden başlasak diye konuya, değil mi? O kadar çok global bir üründen bahsediyoruz ki, ürünlerden bahsediyoruz ki. O yüzden ben biraz kripto paranın aslında şöyle geçmişten bugüne regülasyon olmasa da artık görünür riskleri, yapılabilir merkeziyetsizlikle ilgili sorgu sualler, şirketlerin aslında kripto para ya da altcoin çıkartan şirketlerin bilançolarında nelere bakılması gerektiğiyle ilgili böyle düşe kalka her yatırımcı bir fikre sahip oldu. O yüzden ben sana tekrar sormak istiyorum. Bir dünyada regülasyonlarla ilgili bir değişim var mı? Özellikle Amerika, Avrupa ve Asya bölgesinde yoğunlaşan ve birçok ülkede, birçok demeyelim aslında belli başlı ülkelerde kripto parayı artık neredeyse merkez yapmaya başlamıştı. O yüzden son şöyle küresel değişimlerle ilgili var mıdır gelişme, bunu da soralım. Buyur. Öyle tabii ki FTX'ten sonra çok ciddi bir şekilde ABD'de sesler yükseldi. Yani burada bir ciddi mağduriyet yaşandığı ve bunun regüle edilmek zorunda olduğu artık
Yani su götürmez bir gerçek. Özellikle vadeli piyasalarda bu çok ciddi bir şekilde mağduriyetler yarattı. Dünyadaki pek çok ülkede bunun arkasından gidecektir. Şu anda daha böyle bir, nasıl olsa toplu bir şekilde bir regülasyon getirmeyi yapamadılar devletler. Yani G7 ülkelere gidip bunu şey yapamadı, IMF gidip bunu işte belli bir kurallar çerçevesine oturtamadı. Herkes bir başkasından bekliyor aslında. O yüzden her ülke kendine özgü bir şeyler, evet, çıkartmaya çalışıyor. Biz Türkiye'de de zaten şu an yeni çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de büyük ihtimalle birkaç ay içerisinde böyle bir yasanın da geleceğini göreceğiz. Tabii ki burada en önemli olan şey yatırımcının korunması. Bu alanda da çok büyük açık var. Yani tabii ki devletler öncelikle nereden vergi alırız, nereden işte bu kara para aklamasını önleriz vesaire gibi şeyleri düşünüyorlar ama burada en büyük sıkıntıyı küçük yatırımcı mağdur olarak çekiyor. Bu FTX olayında da gördük zaten. Sonuç olarak birileri müşterilere ait milyarlarca dolar parayı almış ve bununla yatırım yapmış ve bu parayı kaybetmiş. Yani bunu normal şartlarda denetlenen bir yapı olsa böyle bir şey olamazdı. Burada işte devletlerin biraz daha proaktif davranmak zorunda kalacağı bir yere gidiyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. Artık kripto piyasaları göz ardı edilemeyecek kadar büyüdü. Belki bundan 10 sene önce çok kolay bir şekilde bir yasayla yasaklanıyordu. Bunu pek çok ülke yaptı işte. Hindistan yasaklıyorum dedi bir gün. Bir gün yasağı kaldırıyorum dedi. Biz bunları gördük ama şu an içeride olan kişi sayısı fazla. İçeride dönen para artık pasta çok büyüdü. Ve burada hani devletlerin atacağı olumsuz bir adımdan etkilenecek vatandaşın sayısı da çok fazla olduğu için siyasi olarak da her ülke için belli bir sonuçları var. O yüzden biraz daha temkinli yaklaşıyorlar ve ben yapıcı bir şekilde bu regülasyonların getirileceğini düşünüyorum. Özellikle bu 2023-2024 döneminde. Alto İşler, teşekkür ediyorum değerli katkıların için. İyi çalışmalar. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Kripto para uzmanı Alto İşler bizlere eşlik etti. Kısa bir ara. Aradan sonra global piyasalarla burada olacağız. Hemen akabinde ise emtia piyasasını bolca konuşacağız. Global piyasalarla devam ediyoruz efendim. Haftanın ilk işlem günü bu haftaki beklentilerle birlikte genel bir değerlendirme alacağız. Philip Capital Satış Müdürü Gülay Şahin'den. Gülay Hanım hoş geldiniz. İyi haftalar dileyerek sözü size devrediyorum. Buyurun. İyi haftalar Özlem Hanım. Geçtiğimiz haftayı ABD enflasyon verisiyle oldukça hareketli geçiren global piyasalar yeni haftaya sakin bir başlangıç yaptı. Haber akışının zayıf olmasının yanı sıra ABD piyasalarının kapalı olması da aslında sakin havanın sebebi olarak söylemek mümkün. Bugün Asya tarafında Japonya haricinde pozitif bir hava vardı. Çin'de %1,5, Güney Kore'de %0,6 değer kazanımları söz konusuydu. ABD Hazine Bakanı ve Çin Başbakan Yardımcısının İsviçre'de ilk kez bir araya gelmesi bekleniyor. Bu sürpriz zirve ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi'nin Kasım'daki G20 zirvesinde yaptığı görüşmenin ardından yapılan ilk yüz yüze görüşme olması sebebiyle önemli. Ticari anlaşmazlıklar ve Tayvan'ın özerkliği gibi uzlaşma sağlanamayan konularda atılacak adımlar piyasaların takibinde olacak. Avrupa tarafında da pozitif havanın devam ettiğini görüyoruz. Almanya'da toptan eşya fiyat endeksinin %1,6 düşüşle beklentileri aşması piyasaların moralini yükseltmiş durumda. Böylece ülkede yıllık enflasyon %14,9'dan %12,8'e düştü. Avrupa Merkez Bankası'nın %2 olan hedefinin çok uzandığı rakamlar olsa da aslında geçen yılın ilk çeyreğinde %30'lara yaklaşan rakamın istikrarlı olarak %12,8'e kadar düşmüş olması enflasyonist endişeleri azaltıyor. Hatırlanacak olursa Almanya tüketici enflasyonunda beklentilerin altında gelmişti. Eurostoxx 50 endeksi 6 günlük soluk
olumsuz çıkışın ardından bugün yatay seyrediyor. Bugünlerde 4200 seviyesini zorlayan endeks 4000 desteğinin altına inmediği sürece yukarı yönünü koruyacağını düşünüyoruz. Endeksin son 4 ayda %30'a yakın değer kazandığını ve 4000 seviyesindeki direnci çok da zorlamadan kırdığını da hatırlatmamızda fayda var. Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen şahin açıklamaların azalmış olması da piyasaların risk iştahını arttırmış durumda. Az önce belirttiğimiz gibi ABD hisse senedi piyasaları bugün kapalı. Açık olan vadeli piyasalardaysa hacimsiz ve dar bölgede dalgalanma hareketleri gözlemledik. Çarşamba günü açıklanacak üretici fiyat endeksine kadar majör bir hareket beklemiyoruz piyasada. Geçtiğimiz hafta bilançolarını açıkladıktan sonra sert satışla karşılaşan bankaların endeks üzerindeki etkisi ise sınırlı oldu. Hatırlatacak olursak cuma günü bankalara gelen satışlarla endeksler negatif başlangıç yapmış ancak gün içinde toparlanıp artıda kapanış yapmıştı yeniden. S&P 500 endeksinin 3999 puanla 4000 puanın bir kademe altında kapanış yapması da günün en ilginç gelişmesiydi. Son olarak altın fiyatları üzerinde de duralım. Altında bugün %0.2 gibi sınırlı bir düşüş olsa da halen 1900 dolar üzerinde fiyatlandığını görüyoruz. Daha önceki yayınlarımızda da belirttiğimiz gibi 1840 dolar direnci kırıldıktan sonra altının 2000 dolar direncini hedeflediğini tahmin ediyoruz o zaman. Gülay Şahin, teşekkür ediyorum değerli aktarımlarınız için.